Merhabalar, bugün sizlere TÜPRAŞ hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Türkiye Petrol Rafinerileri veya kısaca TÜPRAŞ, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kurulan ve 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredilen anonim şirkettir. Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir. 20 Mayıs 1983 tarihinde yayınlanan KHK ile Türkiye Petrol Kurumu Petkur kuruldu. Aynı KHK ile TÜPRAŞ'ın da kurulmasına karar verildi. Böylece TÜPRAŞ, Petkur'un bağlı ortaklığında bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetine başladı. 28 Ekim 1983'te yayınlanan kanunla İpraş, Batman Rafinerisi, İzmir Rafinerisi ve Kırıkkale Rafinerisi'nin TÜPRAŞ'a bağlanmasına karar verildi. 16 Kasım 1983'te TÜPRAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'dan ayrılarak Enerji Bakanlığı'na bağlı yarı özel bir şirket olarak faaliyetine başladı. TÜPRAŞ, 5 Temmuz 1990 yılında Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'na bağlandı ve böylece özelleştirilmesi yolunda ilk adım atıldı. 28 Mayıs 1991'de TÜPRAŞ'ın ilk halka arzı gerçekleşti. 12 Eylül 2005'te yapılan ihalede 4,14 milyar dolar ile en yüksek teklifi veren Koç Shell grubu, ihaleyi kazandı. 26 Ocak 2006'da TÜPRAŞ yönetimi Koç Shell ortaklığına devredildi. Koç Holding, Aralık 2013'te Shell'in geri kalan hissesini satın alarak halka kapalı kısmının tek başına sahibi haline geldi. Batman Rafinerisi, TPAO tarafından 1955 yılında yıllık 330 bin ton ham petrol damıtma kapasitesiyle Batman'da kuruldu. 1972'de yıllık 3 milyon ton kapasiteli İzmir Rafinerisi açıldı. 1961 tarihinde ise Kocaeli'nin İzmit semtinde TPAO ve Amerikan Coltex ortaklığında yılda 1 milyon ton kapasiteyle İzmit Rafinerisi İpraş kuruldu. 1972 yılında Coltex, tüm hisselerini TPAO'ya sattı. Eylül 2014'te İzmit Rafinerisi'nin bulunduğu bölgede Fuel Oil Dönüşüm Tesisi faaliyete geçmiştir. 1986 yılında yıllık 5 milyon ton kapasiteli Kırıkkale Rafinerisi açıldı. 2001'de, en gelişmiş rafinaj teknolojileri kullanılarak tasarlanan 3 milyar dolarlık fuel oil dönüşüm tesisi tamamlanarak üretime başlamıştır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.